İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaşunuz gündemi takip etmeye devam ediyor. Hem sosyal medya, hem Google, hem YouTube. Ne buluyorsam anacım topluyorum, derliyorum, geliyorum karşınıza. Hemen alıyorsunuz çayınızı, kahvenizi. O kadar çok konu birikti ki Sevaşunuz seçtiği konularla karşınızda. Hemen ilk konumla başlıyorum. Melek Baykal çok severim. Çok değerli bir tiyatrocudur ve bugün sosyal medyasında bir video paylaştı arkadaşlar. Tüylerim diken diken izledim diye. Gerçekten benim de tüylerim diken diken oldu. Mahsa Amini'nin İran'daki Mahsa Amini'nin ölümünün üzerinden 45 gün geçti ama protestolar son gaz devam ediyor arkadaşlar. Ve sokaklarda İran sokaklarında sesler tek yol Atatürk diye inliyor. Yani hep bir ağızdan tek yol Atatürk diye inliyor. Ve Atatürk'ü yad ediyorlar. Onlara da bir Atatürk lazım işte görüyorsunuz. Bir şeylerin değişmesi o kadar kolay olmuyor. Hem gurur duyuyoruz, hem onların adına üzülüyoruz. Biliyorsunuz gözaltılardaki gençlerin çoğunun akıbeti ne olduğu bilinmiyor. Birçok sayıda ölü var. Yani insanlar bu çağda artık özgürlük istiyor. Ufacık şeylerle içeriye alınmak istemiyor. O kadar haklı bir mücadeleleri var ki. Protestolar devam ediyor. Eylemcilere de şiddetli ateş ediyorlar artık yani o safhadalar ama onlara rağmen gençleri durduramıyorlar. Atatürk'e bakın orada sahip çıkıyorlar. Bizde de nasıl gelişmeler oluyor arkadaşlar? Mahir Ünal 29 Ekim'de bir paylaşıda bulundu. Bir sohbette şunlardan bahsetti. Dedi ki en sert devrimler Türkiye'de yaşanmıştır. Fransız ihtilalinde bile dile dokunulmamıştır falan işte Çin'de de işte devrim olmuştur falan ama bizde maalesef Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir dedi. Yani akıl tutulması yaşıyorum ya düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyetin yönetim kademesindeki insanlar durup dururken çıkıyorlar bu tarz söylemlerde bulunuyorlar. Çok yanlış bir açıklama olmuş. Mahir Ünal'a yakışmamış. Ya artık Cumhuriyet'in imkanlarıyla, Cumhuriyet'in kurumlarıyla gelebileceğiniz en yüksek makamlara gelmişsiniz. Yönetim makamındasınız. Atatürk bile sizin kadar yönetmedi bu ülkeyi. 20 senedir iktidarsınız ve yakınma, söylenme makamında da değilsiniz. Siz yönetim makamındasınız. Niye böyle bir eleştiride bulunmuş? Biz Arapça mı konuşuyorduk? Zaten Türk dilimiz niye değilsin? O zaman da Türkçe konuşuluyordu. Ve okuma yazma oranı %1 bile değildi ya. Saray eşrafının bildiği. Zaten köyde o zaman kimsin? Ne okuma biliyormuş ne bir şey biliyormuş. Adam köye kadar okullara götürmüş ya. Atatürk gibi devrimci bir adama. Yani ya tarihi yanlış okudunuz bilmiyorum kimden öğrendiniz ama yani Atatürk'e saygısızlık etmek, Cumhuriyet'in kurumlarına saygısızlık etmek yönetim kesimindekilerine yakışmaz. Yakıştıramadım ben yani. Ve bunun üzerine ortalık karışmış biliyorsunuz işte bayağı da bir gündem oldu istifasının üzerinden. Nagihan Alçı sosyal medyasından paylaşılarda bulundu. Cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan AKP Başkan Vekili Mahir Ünal'ın gördüğü tepkiler sonucunda görevinden istifa etmesinin arkasından Nagihan Alçı ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşıda bulundu. Tüm Atatürkçüleri tebrik ediyorum diyerek resmi devlet ideolojisi hala Atatürkçülük. Bunun yanına AKP partisi biraz İslami ton ve muhafazakar sos ekledi o kadar demiş. Yani Nagihan Alçı'ya da bir şey söyleyeceğim. Karı koca biliyorsunuz senelerdir Habertürk'ün kaymağını yediniz. Siz daha Atatürk'le niye uğraşıyorsunuz? Cumhuriyet'le niye uğraşıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Yani gerçekten anlayamıyorum. Bakın komşumuz İran'ın halini görüyor musunuz? Öyle mi olsaydık istiyorsunuz? Yani ne istiyorsunuz ya? Yani ben anlamıyorum bu ülkenin ta o zamanlarda bakın kadınların seçme hakkını ilk Atatürk tanıdı ya. Köy enstitüsülerini kurmuş. Borç harç içerisinde savaştan çıkmış, yıkılmış bir imparatorluğun borçlarını ödemiş, fabrikalar kurmuş. O kısacık ömrüne radikal kararlarla birçok yani yapılandırmayı ülkesine kazandırmış, milletine aşık bir
yönetici, kurucu ne istiyorsunuz? Ölmüş gitmiş, aradan 100 sene geçmiş. Bu neyin öfkesi, kini hiç bitmek bilmiyor. Çevirip çevirip sürekli bunu getiriyorsunuz. Siz ne yapmak istiyorsunuz da Cumhuriyet engel oluyor? Ya da siz 20 senedir bu iktidardasınız. Ne istediniz de yapamadınız da Cumhuriyet size mani oldu. Yani diyorum ya, yönetim kademesindekilerin söylenme yeri değil orası. Ya da dilinizden, ağzınızdan çıkacaklara dikkat edeceksiniz. İstifa önemli bir mekanizma. İnsanlar yanlış dil kullandıklarında, mesleklerinde hata yaptıklarında istifa önemlidir. Japonya'da da oluyor. Bakın İngiltere'de 3 tane başbakan değişti. Yani olabilir yani. Neden şimdi kalkıyorsun da işte Atatürkçüler kazandı falan bir kutuplaşma oluşturuyorsun? Ya Atatürkçüsü de bir... Ben şuna çok karşıyım. Hem Atatürkçü hem dindar olunmuyor mu ya? Atanı da seversin, kurucularını da seversin. Bu ülkeye şehit olmuş, kanlarıyla sulamış askerini de seversin. Dinini de seversin, dininin gereklerini de yaparsın. Bırakın bu geçmişin hesaplaşmalarını, geçmişin işte ne bileyim kavgalarını. Önünüze bakın ya. Bırakın Atatürk'ün yakasından düşün ya. Keşke bir Atatürk gibi bir yönetici bir kez daha gelse ya. İhya olurduk, yemin ediyorum ya, ihya olurduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu kadar ülkenin sorunları varken, mülteci sorunumuz varken, ekonomik sorunlar varken, bu kadar sorunlarla boğuşan bir ülkede durup durup başörtüsünü getirmek, yok işte Cumhuriyet'in değerlerinle hesaplaşmaya kalkmanın çok bence saçma ve kimseye bir faydasının olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ya en önemli sorunlardan birisi, yani şimdi konudan konuya geçiyorum. İstanbul'da yaşıyorsanız arkadaşlar, sabah evinizden çıkmak istediniz 8-8.30 civarı değil mi? Asla taksi bulamazsınız. 3-4 tane durağın bende numarası kayıtlıdır. Akşam atıyorum, akşam 6'dan sonra 5'ten sonra asla taksi bulamazsınız. Yani mesela önce bunları çözün işte, bakın bunlar halkın sorunları ya. Bunları çözün ya. 20 bin taksi varsa atıyorum, rakamın nedir bilmiyorum. 40 bin taksi plakası verin ya. İnsanlar bu kadar sürülmesin ya. Sokakta, trafikte bir yerde kaldınız diyelim. Bir yere acil yetişmeniz lazım diyelim. Taksi bulamazsınız. Adam seçiyor taksiciler. Nereye gideceksin, nasıl gideceksin soru soruyorlar ya. Ya bunlara bu kadar fırsat verilir mi? Bırakın halkın sorunlarını çözün ya. Mesela kira sorununu çözün. Değil mi? İnsanlar bakın. Kiralarının üstesinden gelemiyorlar. Şimdi daha 5,5 biliyorsunuz asgari ücret. 9.000 yapacağız ya, şimdiden havasını yapıyorlar. Ya 9.000 ev yok ya İstanbul'da. 2+1 ev yok. Yani bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Bu marketler, fiyatlar, pahalılık, bu kadar sorun varken şimdi bunlar konuşulacak. Bunların yeri zamanı mı? Çağ değişiyor, dünya değişiyor. Bir tek Türkiye değişmiyor. Dünya da değişiyor yani. Bazen değişime de ayak uydurması gerekiyor insanların. Vallahi Araplar bile, bunlar biraz Arap hayranı biliyorsunuz. Araplar bile kendi diline, kendi kültürüne bizim kadar meraklı değil. Adamlar baksana ki level atlamış. Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutluyorlar. Yani neyin derdindesiniz siz, kalkıyorsunuz da daha bu kadar Arap hayranlığı. Doldurduğunuz için mi içimize işte Antep gibi, ne bileyim Hatay gibi yerler artık yarı nüfusu Arap oldu. Yani ne istiyorsunuz bu milletin daha... Düşün yakasından ya, şuna bakar mısınız? Bir anda 3-4 katına çıktı kiralar. Daha önemli, daha ciddi sorunlarımız var. Bunlarla uğraşın. Yöneticilerin diyorum ya, yakınma yeri değil orası. Orası sizin çözüm üretme yeriniz. Geçmişi eşeleyip oradan sorun çıkarmak, mağduriyet çıkarmak artık şiştik. Kabak tadı verdi. İşte bazı gazeteciler de işte kendi üstünü kalkıyor. Yok Atatürkçüdür, Atatürkçüdür. Ya siz yönetiyorsunuz ya. Atatürkçüsü, Atatürkçüler yönetmiyor ya. Ben şuna da çok şaşırıyorum biliyor musunuz? Ekonomik sorunlar oluyor. CHP'yi suçluyorlar. Ne bileyim mülteci sorunu oluyor. Dış güçler diyorlar. Ya artık birazcık da sorumluluk almayı da bilsinler yöneticilerimiz. Dedikten sonra yani daha bu çok toz kaldırır ama çok ilgimi çekti. Enteresan geldi. Bence istifa etmesi yerinde bir hareket olmuş. O kadar söylemden sonra. Ben o durumu olumlu buluyorum. Nagihan Alçı gibi düşünmüyorum arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle konularımı gözden geçiriyorum.
Elon Musk baş belası, dünyanın başına belalardan, küreselcilerin adamlarından Twitter'ı biliyorsunuz satın aldı. Sonra bir vazgeçti mi ne olduysa, bir anlaşamadılar mı, bir iptal oldu, sonra tekrar satın aldı. Ve yine gündemde Twitter'ın sansür departmanının başkanını canlı yayından kovmuş, kadını konuşurken kovuyor yayından. Bunu da İzzet Çapa sayfasında paylaşıyor ve böyle patron düşman başına diyor. Kendisi de bir işletmenin patronu olduğu için beni öpün başınıza koyun diyor bir espriyle. Ve mavi tıklılardan da aylık 20 dolar para alacakmış herhalde. Böyle bir söylenti, iddia var. Oo, ayağa kalkmış hemen Demet Akalın da demiş. Oldu, yok anasının nikahı gibi Twitter'dan paylaşılarda bulunmuş. Ay, bir alem bu Demet Akalın. Gerçekten hiçbir şeyi kaçırmıyor arkadaşlar. Yani ben zaten Twitter'ı ne bileyim çok kullandığımı söyleyemem. Twitter'ım var ama çok öyle hani ne bileyim oturayım da Twitter'da yazı yazayım meraklısı değilim arkadaşlar. Enver Aysever, o da Twitter'dan, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunduğu muhalif bir ses. Tele1'den ayrıldığını duyurdu. Gündeme not ve ayrıntılar diye programı vardı. Karşılıklı kanal ve ben iki taraflı programı sonlandırma kararı aldık demiş. Yani biliyorsunuz Tele1'e çok fazla ceza yazdı Rütük. Ağır cezalar ödüyorlar, baş edemiyorlar. Büyük de kanallar değiller ve kapanıyorlar ya da işte programcılarını ödeyemiyorlar, programları devam ettiremiyorlar falan, pişman, üzücü. Sosyal medyasından da açıklama yaptı. Yani Tele1'e destek olmaya devam edin falan gibisinden. Üzülüyorum yani, ne bileyim Kanal D'de, Show TV'de, ana akım medyada olması gereken insanlar, muhalif renklilik, çok seslilik önemli olması gereken insanları böyle mağdur ettikleri zaman çok üzülüyorum arkadaşlar. Umarım hak ettiği yerde yeni bir programla seyircisiyle buluşur diyorum Enver Aysever'e. Biliyorsunuz ben de paylaşmıştım. Sinan Akçıl yeni bir şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına eski eşi Burcu Kıratlı yalanlamıştı. Bu Burcu demişti ki Aleyna Sinan'a abi der falan diye. Sinan da bunun üzerine dedi ki Burcu yalan söylüyor, bana abi demiyordu. Aleyna ile güzel bir birlikteliğimiz var. Aşk haberlerinden de rahatsız olmuyoruz. Çok mutluyuz gibi açıklamalarda bulunmuş. Yani işte eski sevgili çıkıp her naneye bilmem ne olursa böyle de ağzını payını alır oturur. Çok peşinden koştu biliyorsunuz Sinan Akçıl'ın. Fazla naz aşık usandırır. Şimdi o da ona nispet yapıyor bu kızla. Sinan Akçıl da çok enteresan yani. Böyle gündemdeki konuları hiç kaçırmıyor. Magazine malzeme veriyor yani bayağı. En sonunda biliyorsunuz Altın Kelebek'te de dedi ki kazanamayacaklar. Altın Kelebek'ten çekildiğini açıklıyor. Böyle bir akım oluştu falan gibisinden açıklamalarda da bulundu. Herkes dedi ki en son çekildiğini söyleyen Tantaşçı'ydı. Tantaşçı'ya mı acaba gönderme yaptı dediler ama yo ben genel söyledim dedi. Ay Tantaşçı da yani almayacaksa ödülü kim alsın yani, adam derya gibi bir ses, besteci, yetenekli, bütün o konserleri tıka basa dolan bir adam ama niye ayrıldı bilmiyorum. Hadi şey için tamam, biliyorsunuz Yeşim Salkım da ayrıldığını açıkladı falan, güvenmiyorum etmiyorum diye. Hadi yani Yeşim Salkım'ın ne üretimi var? Orada zaten ödül vereceklerine daha gündemde aktif çalışan, müzik hayatının içinde olan popçularımız var. Onlar alır, onu anlarım. Ödül alamayacağını anlamış olabilir ama şey için aynı görüşte değilim. Tantaşçı için aynı görüşte olmadığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Petek Dinçöz. Petek Dinçöz sosyal medyasından nerede kalmıştık diyerekten sahne görüntülerini, videolarını paylaşmaya başladı arkadaşlar. Göbek dansı, biliyorsunuz meşhurdur onun saç atmaları falan. Yeniden döndüğünü işte paylaşılarıyla gösteriyor izleyicilerine. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Can Tanrıyar'ın onun tılsımı olduğunu düşünüyorum. Onu parlatan, cilalayan Can Tanrıyar'dı. Ne zaman Can Tanrıyar'dan ayrıldı? Can Tanrıyar da bitti, o da bitti diye düşünüyorum. Tekrar eski o şahşalı, debdebeli günlerine dönebilir mi? Çok zor. Ben o eski enerjiyi, o eski yıldızlığı tekrar yakalayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok öyle bir kuvvetli ses değil.
Gençlik de gidiyor yani, maalesef akıp giden bir şey. Tamam, yine güzel, yine zayıf, narin, çıtı pıtı, sahneye çok yakışıyor ama şu anki koşullarda bir Ebru Gündeş, bir Sibel Can yani işte ancak öyle bir arkasında medya gücü olduğunda star olabilirdi diye düşünüyorum. Çok zor ama yine de başarılar dilerim Petek Dinçöz'e. Evet arkadaşlar, oyuncu ve sunucu Nedim Saban da ilginç bir açıklamada bulunmuş. Serenay Sarıkaya ve Farah Zeynep Abdullah için kızdıracak sözler söylemiş. Alice'den sonra Serenay'dan, Bergen'den sonra da Ferah'tan soğudum demiş. Haklılık payı da var yani. Alice Harikalar Diyarı oyununu oynamıştı tiyatroda Serenay Sarıkaya. Farah Zeynep Abdullah da Bergen'i oynamıştı. Bergen karakteri daha Anadolu tipli bir kadının, daha böyle arabesk karakterli bir kadının oynayacağı bir karakterdi. Çok da eleştirildi ama 5 milyon üzerinde de izleyici tarafından da izlenildi. Ve oyuncuya da hak vermedim değil. Yani bence o karakterlerin elemanı değildi bunlar. Biraz hani o kast oluştururken bir takım bir şeyler bir aranıyor biliyorsunuz ama ben Bergen konusunda katılıyorum. Alice Harikalar Diyarı'nı da izlemediğim için. Bergen'i de izlemedim ama o teaserlardan gördüğüm kadarıyla çok hafif kaldığını düşünüyorum Farah Zeynep Abdullah'ı. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Konu çok. Kubilay Aka ile bir birliktelik yaşayan Danla Bilic yayına alkollü katıldığı için programın ortasında gönderilmiş. Yani ne bekliyorsunuz? İşte influencerlar böyle hop mantar gibi türeyen sosyal medya fenomenlerini alıp büyük büyük payeler verirseniz olacağı o. Doğu Demirkol ile Alelade Show'un konu olarak katılmış. Programda Berkay da var. Hatta soruyorlar, evlilik üzerine soru soruyorlar. Ben düşünmüyorum diyor evliliği falan. Evlilik için çok gencim falan gibisinden açıklamalarda bulunuyor. Tutarsız konuşmalarından dolayı. Evet, ağzı da kayıyor böyle bir. Abidik gubidik konuşmuş kadın çıkmış. Yani işte ne bileyim, pırıl pırıl müzisyenlerimiz, şarkıcılarımız çıkacak kanal bulamazken ne bileyim böyle bir anda ne oldum diyoruz biz, böyle biraz bu sosyal medyadaki çok beğenilen, takip edilen insanları merak eder ve onların hayatını konu alan insanları izler olduk arkadaşlar. Ahmet Özsan'ın bir videosuna denk geldim arkadaşlar. Bu Mahir Ünal'ın olaylarından sonra diyor ki Ahmet Özhan, İslam örtünün diyor. Araplar gibi örtünün demiyor diyor. Örtünün diyor. Yani eğer dinin örtünme biçimi, yani kültürüne göre örtünürsün, hayatına göre Türk gibi örtünürsün diyor. Mesela şimdi biliyorsunuz başörtü konusu konuşuluyor ya gene. Enteresan açıklamalarda olunuyor. Biz de diyor işte gene bir bireysel bir eleştiride de bulunuyor. İtalyan gibi örtünüyoruz, Fransız gibi örtünüyoruz falandır, fişmandır. Böyle bir açıklamada bulunuyor. Ben de diyorum ki keşke ülkenin ciddi sorunları hakkında da yorum yapsalar. Mesela bu kiralar ne olacak? Ben gidiyorum geliyorum kiralara takılıyorum. Bu marketteki pahalılık ne olacak? Bu yabancı istilası ne olacak? Bir takipçim demiş ki, Sevda Hanım demiş, Antalya'da da demiş bir semt adı verdi, şimdi unuttum, 32 bin lira oldu kiralar diye. Yani hakikaten kimse ses vermiyor, kimse, herkes memnun hayatından. Ay, ben şaşırıyorum ayol, ben arada bir ev şey sahibinden.com'a girin bir bakın, yani bu kiralar akıl alır gibi değil büyük şehirlerde. Yani Ukrayna'dan geliyor, Rusya'dan geliyor, işte ne bileyim Suriye'siydi, artık o kadar çok Afrikasıydı, orasıydı, burasıydı ve bu fırsatı da değerlendiriyor tabii ki açgözlü ev sahipleri de ve bir anda 3 katına, 5 katına çıkarıyorlar kiraları. Acaba bu kiralara kimse dur demeyecek mi, bir çözüm getirmeyecekler mi? Bunu çok merak ediyorum. Aslında toplumsal konulardan bahsetmek daha önemli değil mi? Mesela işte yok Atatürk'ün eleştireceğinize, Cumhuriyet'i eleştireceğinize, böyle şeylere kafa yorsanız da milletin sorunlarını çözseniz daha iyi olmaz mı? Maalesef tabii ki öbürleri kolaycılık. 100 sene önceli hesaplaşmaya kalkmak ya da ne bileyim olmayan şeylerin içinden mağduriyet çıkartmak kolay.
Ama isterim ki bu kiralar ne olacak? Ben yani gerçekten üzülüyorum. Yani 9 bin lira da olsa maaşlar, bunların yani emeklilere 8 bin lira da verseler İstanbul'da yaşayamaz. Yani ne istiyorlar biliyor musunuz? Yol yaptık, köprü yaptık diye övünüyorlar ya. Ha işte İstanbul'u boşaltacak yani. Yani gidecek insanlar, barınamayıp gidecekler buradan. O zaman benim burada Ukraynalısı, Rusu, atıyorum işte Arabı, Afrikalısı yaşayacaksa İstanbul'da, yani Türklüğün de içini boşaltıyorlar, farkında mısınız? Zaten şey falan, oho, yarı nüfusu Arap oldu. Gaziantep'tir, Hatay'dır. Yani bu ileriki yıllarda, bundan 15-20 sene sonra bunun sorumlularını hiç de iyi anmayacak torunlarımız, gençlerimiz, gelecekteki kuşaktaki yaşayanlar. Çünkü bunlar bu sorunlarla daha yoğun yüzleşecekler. Yani mesela benim önüme denk geliyor. Diyor ki Hatay'da bazı mahallelere Türkler giremez diyor, yürüyemez diyor. Geldiğimiz hale bakar mısınız yani? Bu ülke bu hale getirilecek durumda mıydı? Yani bunlar hiç konuşulmuyor. Bunların hepsi sümen altı ediyor. Maalesef de yüzleşiyoruz. Yani bazı semtlerde yani Türkçe konuşan bulamıyorsunuz. Gerçekten bakın, bir İstiklal'e falan bir gidin. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, yani kaos. Enteresan bir şekilde, ben yabancıya karşı değilim, ırkçı değilim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama bir demografik yapı vardır. Bunun bozulmaması için de bazı kurallar vardır. Yani höngödenek her şeyde içine alınmaz ki. Maalesef işte ekonomik krizin getirdiği sıkıntıları aşabilmek için yabancılara ülkenin kamusal değerlerini, her şeyini sonuna kadar aştılar. İşte bu durum, bakalım bir yerde toslayacak duvara, ama nerede çok merak ediyorum. Gerçekten ben hem kendi adıma hem de ülkem adına bu yabancı mülteci sorunu yüzünden çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kimse konuşmuyor ya. Çok enteresan. Yani asıl konuşmamız gereken şeyler konuşulmuyor. Saçma sapan şeyler konuşuluyor. Ne diyorum ya, en basitinden taksi bulamıyorsun ya. Niye çözsenize kardeşim, bunu niye çözmüyorsunuz? İktidar muhalefeti bir araya gelin çözün ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Taksicilerin insafına kalmış İstanbullu. Yani daha bunun gibi ne bir sürü soru, ben en küçüğünden başlıyorum yani. Bir sürü sorun varken bırakın Atatürk'ün yakasından düşün. Bak bizden daha çok kıymetini biliyor. Çünkü yaşadıkları zulmü, yaşadıkları acıyı onlar bilir. İran'dakiler, şimdi İran'ın gençliği. Yazık yani, şu hallerine bakar mısınız? Öyle mi olsaydık yani? Vallahi bilemiyorum. Çok da iyi günlerden geçmiyoruz arkadaşlar. Zaten diyorum ya, felaketler arkası arkasını bırakmıyor. Yok güneş tutulmasıydı, şimdi 8 Kasım'da da neymiş? Ay tutulması. Ay daha beter olacak diye. Ay öldük yeter. Astrologlar yok şöyle olacak, yok böyle olacak, şöyle yapın, böyle yapın. Yani vallahi hiç de böyle keyifsiz dönemlerden geçiyoruz arkadaşlar. Hiç keyif almıyorum bir takım konulardan artık. Biliyorsunuz Sevaş'ınız, dışarıya çıkacağım, dış çekimler yapacağım falan diyordum. İnanın var ya, evden çıkmak içimden gelmiyor. Yani o hale getirdiler bizi. Yani şuradan Suadiye'ye gidemiyorum kaç gündür. Hani böyle diyorum, hadi git bir, hem sana da değişiklik olur, hem farklı bir konsept yakalamış olursun, bir şeyler çekersin diyorum. Evden adım atamıyorum, o hale geldim arkadaşlar. O kadar keyifsizim. Ama siz neşenizi, keyfinizi bozmuyorsunuz. Her şey geçer hayatta. Ne demişler? İyi düşünelim, iyi olsun. Hayata güzel bakalım, güzel şeyler olsun. Bugünlük de savaşınızdan bu kadar. Yarın değişik konularla yine sizlerle bu ekranın karşısından buluşacağız. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınıza bayılıyorum anacığım. Bazen güldürüyorsunuz beni, bazen kızdırıyorsunuz beni. Çünkü söylediğim şeyleri bazen yanlış anlayanlar oluyor. Oysa ki dümdüz herhangi bir tarafım yok. Ben anacığım, ne iktidarı, öyle yazmış birisi, sadece iktidarı eleştirdiğinizi anladım, Hülya Avşar'ın ne dediği konusundaki söylemlerinizi anlamadım diyor. Sanki Hülya Avşar anlaşılır bir şey söylemiş de ben anlatamamışım gibi. Ya Hülya Avşar'ın saçma sapan konuşmuş. İşte her şey iyi de gitmez, her şey kötü de gitmez. Bazen her şey iyiden kötüye, kötüden iyiye. Böyle saçmalamış işte. Ben de o saçmaladığı şeyi izah edip bir de biz üstüne demiş ki kapak olsun der gibi, çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz. Biz hiç, o bizim hiçbir sıkıntımız yok. Yani geberin gidin der gibi bir gönderme yaptığı için eleştirdim. Onu da bazı iktidar, ya ben niye iktidarı eleştirmiyorum? Ben pahalılığı eleştiriyorum. Ben
mülteci sorununu eleştiriyorum. Ben bu kiraların astronomik artışını eleştiriyorum. CHP'de olsa eleştiririm. Benim kimseye özel bir husumetim olamaz ya. Bunlar normal mi? Bunlar konuşulmasın mı istiyorsunuz? Yani bunları eleştirmeyelim mi? Bunun AK Parti'de olsa eleştiririz, CHP'de olsa eleştiririz. Partizan bir bakış açısıyla söylemiyorum. Gelirlerimiz giderimizi karşılamıyor kardeşim. Söylemeyelim mi bunu? Bunu çözün diye söylüyoruz, dillendiriyoruz. Yani belki yetkililer duyar da önlem alırlar. Yani bunu söyledim diye Hülya Avşar ne dediğini anlamında iktidarı eleştirdiğini anladım. İktidarı eleştiriyorsun diye. Öyle düşünüyorlar, öyle bakıyorlar. Söylemlerimi o şekilde değerlendiriyorlar. Neyse kapatırken tekrar bu konuyu açtım ama yorumlardan geçiyorum. Bazen diyorum ki kızıyorum da yani acaba ben mi anlatamıyorum söylediklerimi? Anlaşılmıyor mu, ifade edemiyor muyum söylemek istediklerimi diye üzülüyorum ama inanın amacım ne iktidarı eleştirmek ne o partinin ne de bu partinin sempatizanıyım. Doğru tektir arkadaşlar. Bir yerde bir çürümüşlük, yanlış varsa onu dile getireceğiz hep birlikte düzelsin diye. Amacım o. Amacım kimseyi kırmak, üzmek, yermek değil anacım. Dedikten sonra bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yine de siz yorum yapmayı unutmayın. Seviyor Sevaş'ınız sizleri.